Evet arkadaşlar, olmayan derede yürüyüş. Bütün suyu kurutmuşlar sağ olsunlar. Evet arkadaşlar, olmayan dereden çıktım. Ama yürürken niye bir su girdi ve kıstım. Önemli değil. Devam ediyoruz yolumuzdan. Tekrardan dereye iniyorum. Evet arkadaşlar, dereye tekrar indim. Ne, burası dereye döndü mü? Öyle söyleyeyim. Bakalım önümüze neler çıkacak. Şimdi önümde eğer yol ağaçlar kapatmış olursa, şu an çıkacak yerim yok. Ve o kadar yol geri dönemem. Mümkün değil. Bakacağız. Bir şekilde. Beni koruyan bir sopam var. Şimdi arkadaşlar, şuradan bir ses aldım. Yılan olabilir diye düşünüyorum. Muhtemelen yılan. Ama ve lakin biraz tırsmıyorum değil. Fakat merak da ediyorum. Yılanı boş verdim arkadaşlar. Yoluma devam ediyorum. Ama arkamdan gelir mi emin değilim. O yüzden biraz tırstım. Çünkü burada tek başımayım. Şimdi buradan yol göremedim. O yüzden tekrardan dereye inmeye çalışıyorum ve indim. Devam. Bakalım. Artık yılan mı çıkar? Yukarıdaki dağlardan domuz mu gelir? Bakacağız. Şimdi önümüze bir engel çıktı. Bunu geçmemiz gerekiyor. İnşallah düşme. Ve geçtim. Şuradan bir yerden bir hışırtı daha aldım. Allah'ım, inşallah yılan değildir. Şimdi arkadaşlar, bu dağın tepesinde de patika bir yol var. Çeşmeye çıkıyor. Çeşmenin orada masa var. Yarın da oraya tek başıma çıkacağım. Normalde tek başına çıkamıyorsun aslında. Çünkü gündüz bile domuz gelebiliyor. Kurt gelebiliyor. Ama sizin için gideceğim. Arkadaşlar, birazcık yolda yürürken tırstım. O yüzden olmayan patika yola geldim. Ama burada da tırstım. Çünkü aşırı aşırı sesler var. Ama mecbur edeceğim, yolum kapandı. Tekrardan devam edeceğim. İşte böyle dereye su boruları koya koya bu dereyi kurutmuşlar. Harika yani. En tehlikeli varlık insanoğlunun olduğunu bir kez daha öğrenmiş olduk. Evet arkadaşlar. Bugün oraya geldim. Çeşme var, su içeyim dedim ama buradaki su da kurumuş. Sağ olsunlar. Yani harika bir hareket. O zaman yarınki videoda görüşürüz.